İnsanın en büyük engeli kimdir biliyor musun? Bak, en büyük engeli insanın kendisidir. En büyük düşman da kendisidir. He. En büyük freni kendisidir. Bak, en büyük onu engelleyen blokaj, büyük taş insanın kendisidir. Bu kadar. Ama en iyi dostu, en iyi arkadaşı o da yine kendisidir. Hani bu özetle şu şekilde söylenebilir hadis-i şerifle. Kendini bil ki ömrün zayi olmasın. Bak, kendini bil ki ömrün zayi olmasın. Yani ömrünü israf etmemek için kendini tanıman lazım. Eğer kendini tanımazsan işte o sana hep düşmanlık yapar. O bildiğimi zannettiğin kişi sana hep engel olur. Önüne taş koyar. O işte sensin. Eğer kendini tanımazsan. Ama kendini tanırsan nereden geldin? Nereden geldin? Neredeyim? Nereye gitmek istiyorum? Benim ayak bağlarım nelerdir? Blokajlarım nelerdir? Baş ağrım, en büyük baş ağrım nedir? Hedef koyduğum şey benim için neden önemli? Niye oraya gitmeliyim? Benim için neden önemli? Gitmesem ne olur? Bu sorulara cevap verebiliyor musun? Eğer sorulara cevap vermeye başlarsan yavaş yavaş kendini tanıma yolunda ilerliyorsun demektir. Kendine önem vermeye başlıyorsun demektir. Kendine zaman harcıyorsun demektir yavaş yavaş. O adımda ilerlerken zaten yavaş yavaş kendinle tanışıyorsun. Aa, aynaya baktığında daha farklı bakıyorsun demeye başlıyorsun. Daha önce de hep böyle diyordun. Hep kendinden nefret ediyordun. Burnunu beğenmiyordun. Kulağını beğenmiyordun, kaşını beğenmiyordun. Hep kendine engel oluyordun. Adım atmaya başladığın zaman, kendini tanımaya başladığın zaman bir şeyler yapman gerektiğini anlıyorsun. O zaman diyorsun ki, he tamam, okey, kendime zaman ayırıyorum. Değer veriyorum. Kendimi sevmeye başladım. Kendimden nefret etmiyorum artık. Tamam mı? Sonra harekete geçmeye başlıyorsun. Çünkü daha önceden yaptığın davranışlarla bir şey değişmiyor. Çünkü hep aynı şeylerle yeni sonuç elde edemezsin. O zaman davranışları değiştirmen gerekiyor. Yeni sonuç elde etmek için. Peki yeni davranışları antrenmanla alışkanlık haline getirmen gerekiyor. Bu da çok önemli. Ya bir kere gaza geldik, 2 günlük eğitime katıldım. Oo süper. Çaka çaka. Hedefime ulaşacağım ben. Gaza geldim. 2 hafta sonra gazın kalmayacak ki. Çünkü o davranışı sen 2 gün yaptın veya 1 hafta yaptın. Önemli olan ne? Alışkanlık haline getirmek. Yani kalıcı olması için antrenman yapman lazım. Yani o davranışı, yeni kazandığın davranışı alışkanlık haline getirirsen kalıcı olur. Başarıya ulaşırsın. Şey gibi, hani jimler var ya, vücut geliştirme gibi. Oraya bir iki kere gidiyor kişi, gaza geliyor. Kaslarını geliştiriyor. Sonra bırakıyor. Bırakınca ne oluyor? Tekrar eski haline geliyor. Yani antrenman gerekiyor. Bir çeşit ritüel oluşturman lazım. Hayatını değiştirmek istiyorsan ritüel diyorlar. Hani yeni alışkanlıklar. Tekrar 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 tekrar. Onu tekrarladığı zaman kişi yeni sonuçlar elde eder. O zaman şöyle diyelim. Senin 5 sene sonraki durumun şu an belirleniyor. Kiminle oturuyorsun? Kiminle kalkıyorsun? Nasıl davranıyorsun? Tavuklarla mı oturup kalkıyorsun? Yoksa kartallarla mı? Kendini geliştiriyor musun? Geliştirmiyor musun? Dizi mi seyrediyorsun? Haberleri mi izliyorsun? Senin şu anki yaptıkların 5 sene sonrayı belirliyor. O zaman ne yapman lazım? Şimdi karar vermen lazım. Şimdi harekete geçmen lazım ki 5 sene sonra maksimum arzuladığın yere gelesin. Ama bazıları tabii 3 ay sonra da geliyor. Çünkü sistematik bir şekilde sen ona yolunu, yöntemini, metodunu gösterirsen o zaman kişi 5 senede değil 3 ayda da varabiliyor hedefine. Belki de bir günde hedefine ulaşacak. Ben hiç unutmuyorum. 13 seneden beri dışarıya çıkamayan bir kişi, yani 13 sene dışarıya hiç çıkamamış. Kişinin en büyük hayali, hedefi dışarıya çıkmak, çocuklarına 8 yaşında ve 4 yaşındaki çocuğuyla parka gidip çocukların oyunlarını seyretmek. Adamın hedefi buydu. 13 sene bekledi. Sonra ne oldu? O kişi 45 dakika sonra. 3 sene 5 sene sonra değil bak. 45 dakika sonra dışarı çıktı çocuklarını oyun bahçesine götürdü. Metodunu bilirse, yöntemini gösterirsen ama. 6 yaşında çocuğa anlatır gibi anlatmak gerekiyor. Göstermek gerekiyor. Hani çadırlar var değil mi? Bazı çadırlar var. Bu şekilde kitabı var. Böyle kalın kitabı var. Sana
çadırın yanında o kitabı veriyorlar. Hadi bakalım uğraş. 3 saat 5 saat zaman ayırıyorsun. Değil mi? Sonra illallah ediyorsun. Diyorsun ki yani keşke çıkmasaydım ya. Bu nasıl bir iş ya? Bu zulüm diyorsun ya. Hani bununla uğraşacağıma keyif yapardım biraz. Hani kampa çıktık 40 yılda bir diyorsun. Ama bir de bazı çadırlar var. Bizim yöntemler de öyle. Hiçbir farkı yok. Böyle yapıyorsun bak. Şöyle bak. Bir atıyorsun tamam. Tık tık kuruluyor sistem. 2 kişilik, 4 kişilik, 3 kişilik kuruluyor. Ondan sonra kaç saniyede kuruldu? O 45 dakikada oldu. 13 saniyede dışarı çıkamamıştı. O yüzden burada kendini ispatlamış, gerçekten seni hedefine götüren yöntemlerle hedefine ulaşırsın. O yüzden tabii en önemlisi o metot sende çalışıp çalışmadığını anlayabilmek için durum tespiti yapılması lazım. Durum analizi yapman lazım. Çünkü herkes farklı, hedefi farklı, arzuladığı yer farklı veya şu anda onun engeli farklı, ayak bağı farklı. Durum analizi yapmadan hurra diye atlayamaz. Çünkü herkese aynı sistemi veremiyorsun. Dolayısıyla analiz yapmak gerekiyor. Neredesin şu anda? Nereye gitmek istiyorsun? Ne kadar zamanda oraya varmak istiyorsun? Durum analizi bu. Eksiklerin nelerdir? Bunu anlarsan, yani kendini bilirsen, kendini tanırsan o zaman kişi harekete geçebiliyor. İşte o zaman motive olabiliyor kişi. Sen de eğer arzuladığın yere varmak istiyorsan, hedefine ulaşmak istiyorsan, başarını arttırmak istiyorsan, huzurunu arttırmak istiyorsan, böyle biraz önce anlattığım gibi çadırı saniyede kurup hayatını israf etmek istemiyorsan, o zaman eğer istersen, ihtiyacın varsa benimle iletişime girebilirsin. Şimdi insanlar 144 bin kelimeyle 18 yaşına kadar negatif hipnoza girdiği için, negatif ayarlandığı için kendini tavuk zannediyor. Aslında kartal. Yani potansiyel var. Aslında herkeste potansiyel var. Sadece başı ezilmiş. Sürekli ona inandırılmış. Sen yapamazsın, başaramazsın diye. O yüzden bu videoyu izleyen herkesin potansiyeli var. Yani herkes ömrünü zayi etmemek için harekete geçerse, kendini tanımaya, kendini bilmeye başlarsa, potansiyelini keşfederse arzuladığı başarıya ulaşabilir. Herkes ulaşabilir. Herkes ama. Yani Mars'tan gelmiyorsa, uzaylı değilse, insansa, IQ'su normal ise herkes hedefine ulaşabilir. IQ'su düşük olsa da bir yere kadar hedeflerine ulaşabilir. Ama herkeste potansiyel var. Akıl sahibi herkes arzuladığı hedefe ulaşabilir eğer potansiyelini ortaya çıkarabilirse. Onu analizde, durum analizinde biz anlayabiliyoruz. Kişi merak ediyorsa tabii aranızda siz de ben de istiyorum hocam. Ben de ön analize katılıp potansiyelimi keşfedip hedeflerime ulaşmak istiyorum diyorsanız eğer o zaman benimle iletişime girebilirsiniz. İletişime girebilmek için de hemen videonun altında link var. Linke tıkla, formu doldur ve gönder artık. Sen de tekeri patlak bisikleti bırakıp aslında sahip olduğun en lüks 600 beygirlik o lüks arabaya binmeye karar ver. Görüşmek dileğiyle, hoşça kal.